burning your namas. You'll do zikr like the morning tafsir. Wa qalb la ramas da rasul sunnat. Janiyat fi khadur morning tabir. Bu Qur'anımız bizlerin yolumuz. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'ın bilgisi ameller kitabından şirk mevzusunu okuyduk. Şirkte üç köbüldü. Şirkül Ekber'de tarifi getirişkendik. Şundan Şirkül Ekber'de uzayan tört kısımda bulunan dedik. Bana şu tört kısımda birincisi de tohta yendik. Ennav'ul evvel Şirkül Da'va. Birinci tört davetteki şirk. Yani davetten maksat dua degani bo'ldi. Duodagi shirk. Aslida duo ibodat bu. Duo hul ibodat. Duo muhul ibodat deydi-yu bizda. Duo nima degani ibodatning mag'zi deydi. Aslida xuddi shu ma'noda hadis yo'q. Lekin ad-duo hul ibodat degan hadis bor. Duo ibodatdir. Xo'p, endi ma'nosi bir-biriga yaqin bu gaplarda. Duo ibodatdir deganligi bildiradiki, asosiy ibodat duo degan. Asosiy ibodat Allohga nima bilan bo'ladi? Duo bilan bo'ladi. Duo deganda ya'ni Allohdan so'rash. Allohdan so'rash deganda yaxshilikni so'rash, yomonlikni daf qilishini so'rash, ikkalasi. Faqat bir nimani ber deyishmas ya'ni. Nimadandir meni qutqar deyishlik ham u ham nima? Duo aslida ya'ni. Istioza shunchaga kiradi. İstigosa shunchaga kiradi. Hammasi duo degan. Kim endi shularni birortasini Allohdan boshqaga qilsa, o'zida shu shirk bo'ladi shuning. Shuning uchun biz hozir bir umumiylashtirib tushuntiryapmiz duoni. Masalan, odamlar fahmida duo deganda faqat nimanidir ber deb so'rashni duo deb tushunadi-yu. Unday desak, ko'pchilik bir nimani ber deyishlikni haqiqatan Allohdan so'raydi, boshqadan so'ramaydi. Hop, bu duoni qaysi qismlarida shirk bo'ladi? Duoni mana shu istigoza, istig'osa degan qismlarda shirk bo'ladi. Panoh berish, talab qilib so'rash, hop, ya'ni yordamni talab qilish, o'sha narsalarda ko'pincha shirk bo'ladi. Bunga ham dalil mana. Kecha aytgandik-ku, har bir masalaga bittadan dalilni yodlab olish kerak. Va daliluhu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulk. Agar kimaga minishsa insonlar, kofirlar hamma ham shu aslida kim bo'lsa-da qat'i nazar kimaga minib qolsa da'allohu mukhlisina lahu din. Allohga duo qilib qoladi. Unga dinni xolis qilib duo qiladi. Ya'niki sidqidildan duo qiladi Allohga. Ya'ni najot bergan shuda, ya'ni dingiz bizni qo'rqinchli narsada to'lqinlansa, ozroq kima chayqalsa duo qilib qoladi. Oldin kima bo'lgan, faqat shuning uchun kimaning zikri kelyapti-da. Hozir masalan samolyotga chiqsa, bir qimirlab ketsa, bir ovozlar chiqib ketsa, hamma qo'rqib duo qilib qoladi-da, ya'ni. Shuni aytayapti go'yoki. Qisqasi, shunaqangi bir qiyinchilikka tushib qolganda deganida bu degan. Kimada bo'ladimi, havoda bo'ladimi, quruqlikda bo'ladimi? Shunday bir mashaqqatga tushib qolsa, hamma Allohga duoni xolis qilib qilib qoladi. Buni Alloh aslida mushriklar haqida aytgan. Mushriklar ham hattoki mana xolis duo qilib qolar ekan. O'zining boshiga bir musibat tushganda. Demak, mu'minning xolis duosi firroha va shidda. Ana shu bilan mu'min bo'ladi. To'kin sochin oddiy omonlik, isonlik vaqtida ham, qiyinchilik vaqtida ham xolis qiladi Alloh taologa. Manfaat bo'lsa qilmaydi. Ya'ni manfaat bo'lsa qilib, manfaat bitgandan keyin yig'ishtirib qo'yib, mana bu mu'min odamni ishi emas bu. Masalan, qarasangiz, Misrda bir odat bor. Tarifu minhum va tunkir deganlardek, bir tarafini bir ma'ruf sanaysiz, yaxshi ish sanaysiz, bir tarafini munkar sanaysiz. Shunaqa ishlar ko'pda bu yerda, ya'ni. Bizdagi bir yo'la hammasi munkar, qutilgan odamlar. Bu yerda shunaqa aralashib ketgan. Ertalab qarasangiz, masalan, mikroboschi nashavand bo'ladimi, tuk-tukchi nashavand bo'ladimi? Taksi o'g'rimi, to'g'rimi, kim bo'lsa ham hammasi Qur'on qo'yib yuradi yo'lda. Avtobuslar hammasi Qur'on qo'yib yuradi. Pekinga borgandan keyin musiqani ham eng haligi quloqiga yoqimsiz musiqasiga ham ketadi. Qanjar. Ana shu nimaga shu Qur'onni qo'yib yuradi? Eshitgisi kelmaydi u. Ertalab bo'ladi shu odat bor. Kuningni Qur'on bilan boshlasang, Alloh rizqing ochadi degan. Ana shu uchun rizqim ochilsin deb ertalab Qur'on qo'yadi. Hamma najjahum haligi rizq kelgandan keyin oyatda Alloh taolo aytgandek izahum yushrikun. Ana endi mushrik bo'la boshlaydi. Ya'ni Qur'onni yig'ishtirib qo'yadi endi shu bilan boshlaydi yana. Dang'ir-dong'ir. Yoki bir joyda bir ochilish marosimi qilsa ham Qur'on bilan boshlaydi.
keyin salovatga aylanadi, keyin nashidga aylanadi, keyin qo'shiqqa aylanadi. Keyin nima uchun shu ham aslida ular ham mana shuni bir baraka bo'lsin boshida, rizq bo'lsin degan ma'noda hariga o'zi chilmxona ochayotgan bo'lsa ham Qur'on o'qib qo'yadi. Tarixi minhum otunkir degani shuda, bir qarasangiz ma'rufga o'xshab ko'rinar qilayotgan ishlari, bir qarasangiz munkarga o'xshab ko'rinadi. Ana bularda ishi ham xuddi shunday, foydasi kerak bo'lsa Allohga ibodat qiladi. Bu aslida munofiqlarning ishi. Alloh taolo uni munofiqlar sifatida xabar qilgan. Shirkni ham mushriklar ham xuddi shu ishni qiladi mana. Kerak bo'lsa qiymadan qutqarish kerak bo'lsa muhlisina lahuddin deb duo qila boshlaydi. Alloh taolo buni oyatda va minan nas man ya'budulloha ala harf degan. Insonlar ichidan Allohga bir taraflama ibodat qiladiganlar bor. Fa'in asabahu khayrun itma'anna bih. Agar yaxshilik yetsa xotirjam bo'lib yuraveradi, 7000 yaxshilik deb bo'ldi, ya'ni yig'ishib qo'yadi ibodatni ham, boshqasini ham yig'ishib qo'yadi. Va'in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Agar fitna yetib qolsa, ya'ni bir shunday musibat, balo kelib qolsa, qalaba ala wajhi aqiqa qaytaveradi. Yoki fitnadan maqsad bu yerda yaxshilik ko'payib ketsa, bu ham fitna degani. Agar ne'mat kelaversa, kelaversa bo'ldi, endi keldi ne'mat menga deb yig'ishib qo'yadi. Inqalaba ala wajhi khasira dunyo va al-akhira. Alloh taolo uni dunyo va oxiratda zarar ko'rgan. فلما نجاهم الى البر الله ularni quruqlikka qaratib najot bergach bar quruqlik degani idahum yushrikun shunda ular mushrik bo'la boshladi ida izil fujoiya deyiladi ya'ni to'satdan degani shu paytda ular to'satdan yana mushrik bo'ldilar yana shirk keltira boshladilar demak insonni shirkka undaydigan narsa inson omon ison hayotga tushib qolishligi. Uni o'zi insonni masiyatga undaydigan narsa ham shu. Masalan qarasangiz, bir mehnat qilib yurgan ko'chada masalan ish qilib yurgan odam bilan talabalar bor, taqqoslasangiz masalan, talaba bor, yeyotadigan talaba, mehnat qiladigan ko'chada ishlab yuradigan ishchi bor. Ilm ham o'qimaydi, boshqa ham o'qimaydi. Lekin shu odamni holatiga qarasangiz, gohida kunida masiyat kamroq bo'ladi talabadan. Masalan, gohida shunaqa bo'lib chiqadi. Talaba o'tirib nima qilishni bilmay, masiyat qiladi. U odam ishi bilan mashg'ul. Chunki odam qanchalik ana shu bekor bo'lsa, qanchalik xotirjam bo'lsa, qanchalik omonlik, qanchalik isonlik bo'lsa, shunchalik isyonga qarab ketadi. Isyonga qarab ketadi. Mana bu yerda ham ular shuning uchun quruqlikka chiqib, xotirjamlik, omonlik, isonlik kelgan zahoti nima bo'lyapti? Idahum mushrik bo'ldi. Shu zahoti ular mushrik bo'lyapti. Shuning uchun Alloh aslida mu'minni boshidan balon artmaydi. Ana shu o'zi bilan o'zini qilib qo'yadi. Chunki Alloh taologa doim ibodatda bo'lsin, bog'lansin degani. Ammo inson hayotda orzu qilib shunaqangi qiyinchilik vaqtlar keladigan bo'lsa, qiyinchilik holatlar keladigan bo'lsa, o'sha vaziyatlardan qutulib qo'yib yurish bu mu'minning ishi emas bu ya'ni. Masalan, ko'plar shunaqa o'ylaydi, qiyinchilik vaziyatlar kelsa, shu qutulsam-u qo'ysam shundan deydi. Nima bo'lsa, tashlasam-u ketsam deydi masalan, ilm yo'liga kirib qolgan qiyinchilik bo'lsa, yoki bir odam bir xotinga uylanadi, xotin bilan hech chiqisha olmay, janjal va urush bo'ladi, shu javob bersam-u qutulsam deydi. Yoki shunga o'xshagan narsalar, bir odamdan dars oladi masalan. Dars olganda u haligi odam ko'ngillikdek chiqmaydi, urushadi, surkadi, boshqa qiladi, keyin qutulsam u ketsam deydi o'shandan. Ya'ni bu o'sha mana bu mohiyati tushunmaslik ya'ni. Idahum yushrikun degandek, agar shunaqangi omon inson bo'lursa, hammasi odam mushrik bo'lib ketadi deymiz ya'ni. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya'ni shu. Inson qachon tug'ringa ketadi, qachon o'zini behojat ko'rsa. Ya'ni endi ishim bitdi meni deb bilsa, ana inson tug'ringa qarab keta boshlaydi. قال المصنف رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة مصنف تن مقصد كم؟ شيخ محمد بن عبد الوهاب يعني قواعد الأربعة كتابة أيت كان وشان نقول كل تريد منه القاعدة الرابعة تورتنش قاعدة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين زمانا مزدهي مشركلر مشركي زماننا بإضافة ده بمشركينا ده أصل ده نونو شبقا يعني حزب بإضافة بقالي جو مشركي زماننا بقا يعني bizning zamonimizning mushriklari shirkda qattiqroq avvalgilardan. Aqladu degani ashaddu degani. Ya'ni qattiqroq shirki ularda hozir bu zamondagi mushriklarda shirki qattiqroq minal avvalin avvalgi mushriklardan. Avvalgi mushriklar qaysini aytayapti? O'sha hali Rasulullohga Qur'on nozil bo'layotgan vaqtdagi mushriklar. Nima uchun bunday deyapti? Ya'ni avvalgilarda mushrikligidan ham yomon hozirgilarda mushrikligi. Li'annal avvalina yushrikuna fi raha va yukhlisuna fi shidda. Chunki avvalgilar to'kin sochillik vaqtida shirk keltirardi, ya'ni agar omon inson bo'lib qolsa. Raho degani shu. Omon insonligida shirk keltirardi va shiddat vaqti bo'lib qolsa ixlosli bo'lib qolardi ular ham. Kemaga chiqsa boshqa chiqsa. Endi va mushriku zamanina
شرکهم دائما فی الرخاء و الشدة. بزین زمانمیزه که مشرکلر بوده شرکلر دائمی بود قیاملر را تو که انسان چل دیگه آمان ایسان دیگه دیم شدت دیم چون چون اتیبت که حاضر که مشرکلر یمان یعنی علاقه قرسل لطم ماما خال در آلر بوده یم طبیع خادیسه بولید بوتر بوده آدم یعنی یکی آسماندن تاش بشب کلی یفتی دسه یم او بشور شرکن یادر نیبان ببلند دیگه و اگه اش سو تاش کنه بولار کن دسته یم عالی نه خبر خلار کن یه وقت واسه خلار کن کوچه خلار کن دی باشه خلار کن دی یعنی آدم لرده الله تر انشو نسل لردن قرقش لیگی خال بیه مثلا قیاس تولشه آی تولشه آدم لرگه حاضر هیچ نسل مس شیم پرواز کن کیم قیاس تولر کن ات تولر تر دی آی تولر کن دست تولر دست خصوف بله خصوف یم عصر ده الله تعالی نمیتونه شنو شنی خلار واسه حدیث تهیه لر و این نشام سال قمر لا ينكشفان ولا يخسفان لموت احد ولا لحياته انما يخوف الله بهما عباده قياش بلان اي براود اولغانيغه براود تريلغانيغه tutulmaydi Allah bu quyosh bilan oyni tutultirib bandalarni qo'rqitadi kerak bo'lsa shunaqa qilib zulmat qilib qo'yaman hamma joyda deb Alloh taolo qo'rqitadi endi odamlar qo'rqmay qo'ygan hozir mana odam qo'rqishardi shu odamlar qo'rqishardi hozir tabiiy hodisa turibdi. Bu o'sha odamlarda omon insonlik juda oshib ketganligini bildiradi-da, xotirjamlik. Qala rahmatulloh fil muqaddimati al qawaid al arba' qawaid al arba'ni muqaddimasida aytganki rahmatulloh idza dakhala ash-shirku fil ibadati fasadat. Agar ibodatga shirk kirsa fasadat, ya'ni fasadat al ibada. Ibodat fosid bo'ladi. Fasid deganligi ya'ni buziladi, tamom, bekor bo'ladi ibodat. Unga shirk aralashsa. Kal hadasi idza dakhala fi tahorati. Hadas degani tahoratsizlik degani. Tahorat buzilganligi. Tahorat buzilganligi agar tahoratga kirsa nima bo'ladi? Nima degani tahorat buzilganligi tahoratga kirsa degani, ya'ni siz tahoratda o'tirgandingiz. Tahoratlik bo'lib o'tiribsiz mana hozir. Tahoratni buzadigan amal kirdi sizga bir. Ya'ni tahorat buzadigan ish qildingiz ya'ni. Nima bo'ladi? O'zingizdan tahorat buziladi. Yani. Hojatga kirdi yoki boshqa qildi, tahorat buziladi. Xuddi shuningdek, shirk ham amalga kirsa, aniga amalni qilavering, mayli, lekin buzilgan befoyda degani. Shu misol qildik oldin. Yani. Amalni qilaverasiz, qilmaysizmi? Buzilgan amal befoyda amal ya'ni. Xuddiki tahoratsiz namoz o'qilgandek ekan. Yani. Befoyda namoz bo'ladi-ku, u ham xuddi shunaqa bo'ladi. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. أجر بلسنكي ديابت إذا عرفت برنس يعني أجر دميك بليون بلسنكي بو شرك عبادتك أرلشت خالط العبادة عبادة مفعول ده خالطة تيديك زمير فايل شرك قتال عبادتك أجر شرك أرلشت ibodatni fosil qilishligini agar javob kelmadi hali ham agar dedi-yu gap davom etyapti va ahbatal amala ham o'shanga atf va amalni habata qilishligini bilsang va yana yana atf bo'lyapti va uning sohibi jahannamda abadiy qoluvchilardan bo'lishligini ham bilsang uning sohibi ya'ni shirkning sohibi ya'ni bilasanki shunda ana bu javob bo'ldi nimani javob bo'ldi yuqoridagi izani shunda bilasanki shuncha narsani bilgandan keyin demak bilarkansanki ahamma ma alayk senga eng muhim bo'lgan narsa shuni bilishlik ekanligini bilasan ya'ni eng muhim narsa shu ekan shuni o'rganishlik ekan yani. Toki haligi qilayotgan ibodatingiz behudagi qilib yurgan bo'lib qolmang la'allalloh an yuxlisaka min hadhihi shabaka shoyat Alloh sizni xalos qilsa ana shu shabakadan shabaka degani shu tur degani ya'ni shu chigallikdan deyapti-da shirk to'ridan shirkning shabakasidan ya'ni shirkning mana shu to'ridan Alloh sizni xalos qilsa vahya shirk billah shoyatdan ha shoyat degan vahya shirk billah bu shabaka deganimiz ya'ni Allohga shirk keltirish ya'ni Alloh sizni shoyat shundan xalos qilsa hop demak hozir aytdiki ibodatga agar shirk aralashsa nima bo'ladi dedi ibodat fasadat ibodat fosid bo'ladi dedi bu shirk yuqorida aytganimizdek katta shirk bo'ladimi kichkina shirk bo'ladimi farqi yo'q u ibodat fosib bo'ladi masalan bir odam namozda riyo qilib namoz o'qiyapti namozi fosib bo'ldi fosib bo'ldi deganligimiz ajri botil bo'ldi tamom ajri botil bo'ldi u namozini
Şimdi bu rüya aslında kiçikine şirk, doğru mu? Farkı yok. Kiçikine şirk araylaştı mı ibadet ki, kette şirk araylaştı mı ibadet batıl bular. Fakat eğer bu kiçikine şirk rüya yani, ibadetin asması da araylaşsa, ibadetin asması da, insan onu daf kılıyorsa, araylaşıyorsa, daf kılıyorsa, insan ibadeti omul kalır. İnsan kaçan amel habete buladı, şirki pogana habete bu gitmeydi yani. Rüya şuna kanki ameller kili vururken de daf kılıyorsa. Kip kalad, daf kalad. Ana şunda aman kalad. Ve eğer uşenge çıkıyken ibadetiz buysa, onayım acil kalad sizge. Tur rekat namazı mesela, üç rekatını ihlas bile okuduz. Turuncu rekatında kimin okuduk? Tur geldik için başka çırağı okuduz mesela. Hayır, harap durdurduk, onu rüyasını kıldız mesela. Bana şu halette üç rekat savabız kalad yani. Bir rekatı savabı batıl bulad yani. Namazı kayıttan okuduğu ilmeyi de birdi yani. Bu manevi nesli yani. Allah huzurdaki savabı. Bu namaz bu yüzden sakit buldu. Lakin acilem yok. Hatta ki hayız kurgan yoldu bu yüzden namı sakit buladı yok. Hani şuna kısa diyeyim, bu yüzden sakit buldu. Lakin acil yok yani. Yani şimdi şuna kadar bulup amel eğer lakin başıdan eğer rüyaya kure, şirke kure başlayınsa tamam. Bu ibadet uzun mutlaka ibadet etmez. Uzun bir adam turup namazı kıyar. Bir adam yıkayar turgan için. Uzun mutlaka ibadet etmez yani. Demek birinci şirk ne buldu? Şirk-ül da'va deyildi bana. Yani şuna kadar duada insan şirk kildir. النوع الثاني ikinci şirk şirk-ü niyeti vel iradeti vel kasdi. Niyette, iradede, maksatta şirk kildirişlik. Niyette şirk kildiriş yukarıda etkendik. Burada bir amelde başlaydı. Başlayken de Allah için başlamayaptı. Kimdir mesuliyet için başlayaptı. Kimdir onun büyürgenliği için. Kimdir yaş kurgenliği için. Başka hısletler. Ne bu? Kim için bu seyem, ne için bu seyem? Allah'tan başka için niyetle başlayaptı. Ve şunu iradesini şu için kılayaptı. Ve maksadını şu için kılayaptı. Bu tertip bilen de bu nesiler. Birinci insanda niyet payda buladı. Yani niyet digeni çünkü şunu kısam mı kımasam mı digen derse. Ki gün bu niyet irade geyenlerdi insanda. Kıraman buldu şunu değil. İrade ki gün kast geyenlerdi. Buldu tamam değil. Şunu kıraman değil değil. Ana bu üçelesini biri diyeyim eğer başka Allah'tan başka geldiğin bana koşulsa kays birini koşulurken bu seyem şu iş demek riyage ya ki şirk geyenlerdi yani. O başıyla niyetke koşuldu mu Allah'tan başka niyeti. Ki niyetten ki inki irade ge, niyet irade ge ilenerdi dedi ki inki koşuldu mu, irade ki inki katke ilenerdi. Ki inki katke koşuldu mu farkı yok. Şu hamması şu şirke ilenerdi. Ve delil kavluhu ta'ala inki delil mene. Allah'ın sözü. Men kâne yuridul hayata dünya ve zînetehâ nuvaffi ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ la yubhasûn. Kimi ki hayatı dünyanı ve zînetini istese. Nemanı kılıçta hayatı dünyanın vazinetini istese? Allah bunu ayetmedi. Yani mesela ibadet kılıçta hayatı dünyanın istese mi, zinetini istese mi? Yok ki pül topuşta hayatı dünyanın zinetini istese mi? Yok ki balaçakanı küpeytirişte hayatı dünyanın zinetini istese mi? Nemanı bu seyem yani? Ana bu hazful ma'mul yufidu ta'mim deyiler Arap dilinde. Ma'mulni hazf kılıç umumunu ifade kıladı. Ma'mul digerliği bana şu maf'ul digerliği. Yani fiilden ki hazır Allah Teala hayatı dünyanı istese de yaptı yok. Nemesini hayatı dünyanı istese? Malını mı küpetirişini, bala çakanı küpetirişini, nemeni küpetirişini? Bunu etmedi doğru mu? Uşan hazip kıldı. Aynı şuna hazip kılıçlik umumunu bildirerdi. Yani ki nemeni bu seyem diyen? Nemeni bu seyem insan kılıçta hayatı dünyanın vaziyetini istep kısa. Demek ki o namaz oku yaptı mı o? O rızık tapı yaptı mı o? Yok ki mesela ilim oku yaptı mı, yok ki Kur'an oku yaptı mı, ne mi kılıçı giden katil nazar yani. Uşanı kıyandı, hayatı dünyanı ve zihniyetini istekul etken bu sen. Allah ayetti ki, nuvaffi ileyhim amelahum fiha. Ularge o dünyada yok, amellerini kamil kıvir kuyamız. Mükafatın aleyhi. Vahum, ular fiha, bu dünyada, fiha zami dünyaya kıytan. La yubhasun, la yuzlamun diyen. Ularge zulüm kılınmayın. Yani birer Allah. Dünya için kısayan birer. Ulaika alladine laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Lekin farq shunda mana. O'shalar ki ularga oxiratda jahannamdan boshqasi yo'q. Oxiratda jahannamdan boshqasi yo'q. Shuning uchun aytgandek-ku, bu yerda insonni amalga undayotgan narsa iroda, ana shu hayot dunyo bo'lsa bu gap bo'ladi unga. Lekin sizni amalga undagan narsa oxirat bo'ldi. Keyin o'shani orqasidan dunyoni ham kutdingiz. Masalan, jihad qildi bir inson. Allah için, Allah'ın kelimesini alıklamadı. Uşan arkasından, ki gün
u inson g'animatni kutyapti. G'animat taqsimlayotganda menga ham berilsa deyapti mesela. Endi bu ham shunga kiradimi nima? Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nufi ilayhi ma'alaman fiha wa hum fiha yabghasun ulayka laysalahum fil akhirati illa an-nar qoladimi bu ham? Yo'q, bu yerda Rasululloh sahobalari ham g'animat olardi, Rasululloh sahobalari ham g'animatga talashardi kelib bo'lsa. Uhudda mag'lubiyat bo'lmadi, illo shu g'animatni tushib ketganda mag'lubiyat bo'ldi yani. Shuning uchun aytdiki, insonni mana Alloh hozir berdi, yurid deyapti. Ya'ni asli iroda o'sha uchun bo'lsa. Ana shunda farq ko'rinadi. Ilm o'qiysizmi, boshqa o'qiysizmi, Qur'on o'qiysizmi masalan, asli irodangiz oxirat bo'ladi. Keyin o'shan orqasidan sizga Alloh menga mukofot qilib shuni bersay deb umid qilasiz. Bu bo'ladi bu. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ularga oxiratda jahannamdan boshqasi yo'q. Wa habita ma sana'u fiha wa bu dunyoda qilgan ishlari habata bo'ladi. Sana'u fiha dunyoga qaytadi. Demak, ular qildi mana. Sana'u deb Alloh ularga fe'lni nisbat beryapti. Shuning uchun biz ibodatlarni qilib yurgan hammaga ham oxiratda unga falon narsa bor deb ayta olmaymiz. Qiladi, hamma ham qiladi mana ibodatni. Alloh hozir ularga nisbat beryapti. Sana'u ularam. Ular ham qilgan. Uni oxiratda bilinadi nima qilganligi. Habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ular qilib yurgan amallari botil edi. Ya'ni o'zi botil qilib yurgan edi. Botil qilib bo'lgandan keyin Alloh uni qilib bo'lganini ham bir yo'li habata qilib yubordi. Ya'ni bekor qilib yubordi. Habata degani nima degani o'zi? Bir mol, ha? Ha, yo'qqa chiqarishlik. O'zbekchilik ma'nosi shunaqa. Arab tilida kelib chiqishligi, masalan bir mol o'tdi, yesa yoki molni tuyami keyin bukib qolsa, aniki mol yuvradi bukib qoladi. Bukib qolgandan keyin qorni ishib ketib, yoki inson ham yegan shuncha narsasini hammasini qusib tashlaydi yoki chiqarib tashlaydi, qutiladi. Ya'ni unga u amalidan yegandan hech foyda bo'lmadi. Quruq zarar bo'ldi. Qusib chiqarib tashlab qiynalib, yoki orqasidan qiynalib chiqarib tashladi. Shu zarardan boshqa narsa bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'qmadi unga qilgan ish. Lekin qildi shu amalni. Yedi ya'ni, qorniga kirdi. Habata shundan olingan. Inson ham amalni qiladi, hattoki bukay degan darajada. Lekin bir uni habata qiladigan ishni qiladi, ya'ni bekor qiladigan ishni qiladi, keyin ana shunaqangi bo'lib, u ham hali qorni qap qo'ygandek bo'lib chiqarib tashlaydi oqibatda. Oqibatda ya'ni puch bo'lib qoladi. Hech unga manfaat bermaydi u. Ana shuni habata deyilgan aslida. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أما الشرك في الإرادات والنيات إرادة ونيات لدى شرك الترشليك فذلك البحر بو بر دينجز ديابت يعني جدا كتا نرسة دي مخصبون يعني إبادت دا شرك الترش نيات دا شرك الترش ان چيكي يوك نمان إرادات دا نمان نيات بوز وشان شرك بولاد يعني ان چيكي يوك ديابت الذي لا ساحل لا ان ساحل يوك بغن بر دينجز ديك بو يعني كتا دي مخصب وقل وقال لا من ينجو منه بندن نجات طبي ديگلر أص qollar ya'ni oz undan najot topib kelganlar. Man arada bi amalihi ghayra wajhillah. Kim amalida Allohning yuzidan boshqani istasa, wa nawa shay'an va bir narsani niyat qilsa, nawa degan. Ghayra taqarrubi ilay Allohga qaytar. Allohga yaqinlashishdan boshqa narsa niyat qilsa, amalni qilishdan maqsad shu, Allohga foyda bermaydi biz amallarimiz. Allohga o'zimiz yaqinlashamiz. Shuning uchun qilinadi. Shundan boshqa niyat qilsa va talab al jazaa minhu va o'sha boshqadan mukofot talab qilsa. Jazaa degan nima? Mukofot degan. Agar bir odam yaxshilik qilsa, o'shandan keyin mukofot talab qilsa. Men senga qilgandim shu ishni, sen ham meni qilgin desa. Ashraka fi niyyatihi va iradatihi. Bu odam niyatida va irodasida shirk keltirdi. Va ja'ala shirka niyyati shirkan akbar. Va ja'alu desek to'g'ri bo'lar ekan. Mastar bu ya'ni, fe'l emas. Va ja'alu shirki niyyati shirkan akbar. من محمول على من كانت جميع أعماله مرادا بها غير وجه الله غير وجه الله خب demek şirkin niyetini şirkil akbar qilinishligi va ja'lu şirkin niyeti şirkan akbar deganda va şirki birincisi muzofir ila bo'ladi ja'lga xop şirkan bo'lib ikkinchisi bo'lsa o'sha ja'lga maf'ulun bih bo'ladi. Yani shirkin niyatni shirkil akbar qilish, yani shirkil akbar deyapmiz hozir, shirkin niyat. Buni olinganki, ya'ni shu ma'noda olamizki, mahmulun endi xabar bo'ladi ja'lulga, ja'lul tuzaydi. Buni shu ma'noda olamizki, shu kishiga olamizki, mahmulun alaman degani. Shunday kishiga olamizki, kana jami'u amalihi, u odamning amallarining hammasi murodan biha, o'sha amallari bilan iroda qilingan edi, Allohning yuzidan boshqasi.
ana shunaqa odamga olamiz demoqchi. Nimani? Shirk akbar ekanligini, niyatni. Niyat shirk akbar ekanligini, shunday odamning amali niyati shirk akbar bo'ladiki, hamma amalida Allohdan boshqani qasd qilgan bo'ladi. Hamma amalida ana bu shirk akbar bo'ladi. Endi bitta odam o'sha bir amaldagina Allohdan boshqani qasd qilib qo'ysa, u shu bilan mushrik kofir bo'lib ketmaydi, endi shirk asghar bo'ladi. Bitta amal. Lekin hamma qilib yurgan ishi shu, boshqa uchun qiladi, riyo uchun. Ana u nima bo'ladi? Shirk akbar bo'ladi deya. Murodan biha g'ayru vajhillah bo'ladi. Va murodanga noy foil bo'ladi. Murodan chunki nimadan olingan? Aroda yuridudan olingan. Yuridudan olingan nima bu? Ismi maf'ul. İsmi maf'ul yani. İsmi fail bu sene mi bulardı? Muridun bulardı. İsmi maf'ul mi bulardı? Muradun bulardı. İsmi maf'ul alış için arada yuridu yani mazitlerde. Sulasi mazitlerde. İsmi maf'ul alış için ne makılınlar? İsmi fail alış için ne makılınlar? Af'ale yuf'iludan, arada yuridudan, ismi fail alış için. Muzari'den alınlar. Arada yuridun ne makılı alınlardı? Başı ki min kuyilerde muridun ismi fail çıkardı. İsmi maf'ul amaçlı bir tek nimeden alınlardı bu mazitlerde? İsmi maf'ul majhuldan alınlardı. Aradanı majhulu nime? Uride. Muzari'ndeki nime? Yuridu majhulu? Yuradu. Yuradu'dan ismi maf'ul olsaydı nime buladı? Muradun buladı. Demek ki hazı huddeki bir de yuradu manasta da bu hadir yani. Majhul. Şunun için vacihullah, gayru vacihillah diken de gayrun irabın nime buladı yapmaz? Nayı fayr buladı yapmaz. Şunlarlı mi? Nayı fayr buladı o. Muradan biha g'ayru vajhillah. In vajhillah bu sunga izofa bo'ladi. G'ayru vajhillah. Iroda qilingan bo'lyapti-da, ya'ni. Hop, demak, qisqasi irobga kirib, ma'no mohiyatdan e'tibor qilib ketmaylik. O'zbekcha qilib aytdik, kimni niyati shirk akbar bo'ladi? Deganda aytayaptiki, kim hamma ish qilishda niyati Allohdan boshqa bo'lsa, o'sha shirk akbar qilgan bo'ladi. Nima qilsa Allohdan boshqa uchun qiladi? Ana uni ana shu nima deyiladi, shirk akbar qiladi. Lekin bitta amalida boshqa niyat qilib qo'ydi. Ana unda bu shirk akbar bo'ldi, mushrik bo'lding deyilmaydi yani. Bu masalan ko'pda, masalan hozir mana bir kishi dars qilmay o'tiribdi. Keyin bir kishiga o'qi, dars qil deysiz. Keyin shu sizdan hujjat bo'lgandan ham dars qiladi. Demak, Alloh uchun qilmayaptimi? Agar buni ham hozir shirk akbar desak, o'sha odam shuni mushrik bo'lib ketishi kerak edi. O'sha odam shuni mushrik bo'lib ketishi kerak edi. Shuncha aytayaptiki, hamma vaqt shirk akbar bo'lavermaydi. Allohdan boshqa niyat qiladi hamma vaqt. Niyat suv yuradi, ana shuni shirk akbar deydi. Amma man tara alayhi riyo. Ammo kimgaki toraadigan kelib qolsa degan. Kimgaki unga riyo kelib qolsa, ya'ni o'zi riyo bilan qilgan yo'q edi, riyo kelib qoldi. Fa huwa shirkun asghar. U shirk asghar bo'ladi. Bu gaplar hammasi hali yuqorida tugagan ekan, endi qoyim gap, qo'shtirib o'tishda tugagan ekan. Bu hozir vajal shuki niyati shirkun akbar degan joydan boshlab bu nimani gapi bo'lyapti bu. Ilvan, Süleyman Ilvan'ın gelip buraya. Fahva şirkün asgar, o şirkül asgar buladı. Ve seyyati inşallah ta'ala idahuhu. Ve onu hala izahı kiledi inşallah. İzahı, ama seyyati gelme, fail buladı. Allah'a emanet.